Merhaba arkadaşlar iyi çalışmalar herkese 50 derste 50 web projesi serimizin kaçıncı dersini gerçekleştireceğiz şimdi şöyle şuradan açalım hemen 50 derste 50 web projesi serimizin 11. dersindeyiz 11. proje olmayacak ama neredeyse 11. proje şeklinde şöyle 1 2 3 4 5 6 şunları birleştirdik şurası 7 8 ee, burayı iki parçada yaptık 8 neyse 8 8 farklı proje olmuş ama ismi 50 ders 50 ve projesi olarak kaldı 50 ders olarak planladık 11. dersteyiz devam ediyoruz derslerimize şimdi bu derste şöyle bir e, web sitesi üstünde çalışacağız hemen göstereyim size bir e, horse riding club in the state yani atlı yarış kulübü tarzında bir şey diyebilir miyiz at binme kulübü şekli tamam welcome to the best en iyi at binme kulübüne hoş geldiniz tarzında bir şeyler söylüyor Şimdi işte şurada kulüp hakkında bir bilgi var. Ondan sonra sol tarafta e, Ulusal Şampiyonla yarışları ve e, Pride of the Sale nasıl çeviriyor ve satış gururu. E, ondan sonra alt tarafta da e, kursunuzu seçin. İşte e, Contact Our Trainers antrenörlerle e, bizim antrenörlerimize iletişim kurun ondan sonra join the classes, sınıflara katılın falan filan böyle bu tarz değerler veriler var burada. Şimdi ben diyorum ki MVC'de yine bir select yapalım. Şurada en üst tarafı şurayı Türkçeleştirelim. Şurayı Türkçeleştirelim. 2. Ondan sonra şurayı veri tabanından çekelim. 3. Şurayı veri tabanından çekelim. 4. Bir de bir de e, şurada sayılar vardı. Şurayı değiştirelim. 5. Ve son olarak şurada bir söz vardı. Buraya da ee, bir söz yazalım. Bu söz de dersin sonunda görüyor olacaksınız. Çok güzel, çok manidar bir e, at yarışları üzerine söylenmiş bir söz. Bu da dersin sonuna doğru göreceksiniz, izleyen arkadaşlar. Şimdi atlarla ilgili ben bilgi alırken e, Wikipedia'yı kullanamadım çünkü 15 Mayıs 2019'da Wikipedia ülkemizde hala e, maalesef yasaklı. Şimdi ne yapacağız? İlk önce veri tabanı oluşturarak başlayalım. Şöyle bizim proje bir proje 2, proje 3 diye devam ediyorduk. Şöyle yeni bir tane database oluşturalım. E, proje kaç olduğunu bilmiyorum ama ders bazı yazacağım. Ders bazlı yazacağım. Proje 11. At e, at db olsun. Atlarımızın db'sini tutacağız. Şöyle şuraya geldi. Proje 11 at db. Tables üzerinde sağ tuş new table. Şimdi arkadaşlar ben Wiki, Wiki iki tane bilgi aldım. Bunlardan birincisi şu atlar hakkında genel bilgi. ikincisi şu. Burada da özellikleri var. Yalnız şurada bir önceki derste şeyin bu videodan önce çekmiş olduğum bir video vardı. Varcharla en varçar arasındaki fark. Onu söylemiştim. Şurada mesela Arapça bir ifade var. Bunun SQL tarafında tutulması için enle başlayan bir veri tipinin kullanılması gerekiyor. İşte en var çar gibi. Var çar tuttuğunuzda bunu soru işareti olarak atıyor. Dilerseniz o dersinize de bakabilirsiniz. Şimdi iki tane değer çekeceğiz. İşte dediğim gibi burası hakkımızda kısmı. Yani atlar hakkında genel bilgi. Burası da at özellikleri tarzında kısa bir bilgiden oluşacak iki tane başlık. Ben template'i indirdim. Şimdi ilk önce iki tane sütunum var dedim. O yüzden sadece iki tane alan yazacağım. İşte bir id atalım. id int olsun sonra e, atlar olsun. Atlar, varchar, 2000 yok 2000 değil kaç ne kadar karakter bir bakayım şunu çekeceğiz. Buraya da herhalde kaç yeter? 2000 değil de 5 500 herhalde yeterli olacaktır 500. Bir de özellikler var. Özellikler kısmını da Envarchar kullanacağım. Çünkü orada Arapça bir ifade vardı da 2000 herhalde yeterli olacaktır. Şurası için 2000 karakter yok ama olsun en azından biraz daha böyle yüksek tuttuk. Çünkü fazla olabilir. Şimdi ID otomatik artan yapalım. Zaten bir tane alan tutacağız. Başka bir şey yok. Şöyle ctrs ismi tbl bilgi olsun. Veri tabanındaki tablomuzun ismi. Şimdi tablomu açtım. TBL bilgisine sağ tık editap 200 roz. iki tane veri gireceğim. Bunlardan birincisi şu. Ee, bunu kopyaladım. Geldim buraya. atlara yapıştırdım. Tamam. Özellikler kısmına da şöyle yapıştıralım. Şuraya olduğu gibi kopyaladım. Geldim şuraya yapıştırdım. Alta indim. Herhangi bir problem var mı? Yok. Şimdi burayı en varchar yapmıştık. En varchar yaptığımız için de hemen göstereyim şöyle sizlere. En varchar yaptığım için şu raş kısmını göstereceğim bakın burası geldi. Arapça ifade geldi ama normal varchar kullansaydım soru işareti atacaktı oraya. Şimdi Visual Studio'da yeni bir tane proje oluşturacağım. Oluşturacağımız projeyi yine ASP.NET Web Application proje e, 11 at atlı kulüp diyelim. Atlı kulüp. OK dedim. Ne kullanacağız? E, template olarak MVC kullanacağız. Model view controller. OK dedik. MVC de projemizi oluştursun bakalım. Şimdi projemizi oluşturuyor, yüklüyor. Model B ve Controller. iki ders önce giriş yaptık MVC'ye. Nerede başladık? E, şurada 9. derse başladık. 10. ders emisiydi Şimdi 11. ders yine MVC ile devam edecek. 1-2 ders daha select yapacağız. Sonra MVC'nin insertını yapacağız. Sonra MVC'de de delete yapacağız. Sonra update yapacağız. Ondan sonra MVC ile ilgili söylemek istediğim bazı süslemeleri var işin. Onlardan bahsedeceğim. Bunları gerçekleştireceğiz. Örneğin dropdown down listlere veriler nasıl çekilir vesaire bu tarz başlıklara değineceğiz. Onlar da ilerleyen kısımlarda yine bu seri içerisinde inşallah karşınıza geliyor olacak. Pardon Toolbox yok zaten. Şöyle sol Explorer açalım. Şimdi sol için Explorer açtım. Sol için Explorer açtıktan sonra ilk olarak diyorum ki şu klasörü olduğu gibi getiriyorum şuraya projenin içerisine dahil ettim. Şimdi üç tane aşamamız var. Bizim bunlardan birincisi model, ikincisi view ve üçüncüsü controller. İlk olarak ben model içerisinde bir tane entity klasörü oluşturup ee, bunun içerisine modelimi tanımlayacağım İsmi entity olsun. Entity ismini bir klasör oluşturdum. Sağ tuş. E, ekle buraya yeni bir tane öye ekleyeceğim bu ekleyeceğim ayı ekleyeceğim öye data alanındaki Ado.NET'in entity data modeli olacak model 1 olarak gelsin. Tamam. Sonra entity framework designer from database ileri şuradaki diğer başlıkları da ilerleyen derslerde inşallah bu serinin içinde görüyor olacağız. Sonra şu e, SQL sunucu adımı şurayı olduğu gibi sağ tuş kopyaladım. New connection diyorum. Yeni bağlantı şuraya sunucu adını yapıştırdım. Geldim buraya proje 11 nerede? E, şurada at diye bir okey dedim. Okey dedikten sonra şurası değişti. İleri dedim. Bakın burada da şeyin ismi yazıyor. Proje 11 adlı DB Entities olarak kaydedildi. Tamam. Ee, i̇leri. İleri dedikten sonra Entity Framework'ün hangi sürümü? Altı ve üstü. İleri. Ondan sonra tablonuzu seçin diyor. Tablo seçme alanın. TBL bilgiyi seçtim. Finish dedim. Finish dedikten sonra bana şimdi modelimi sorunsuz bir şekilde oluşturacaktır. Modelimizi oluştursun. Ondan sonra devam edeceğiz. Çok kısa bekleyelim modelimizi oluşturmasını. Bugün tarihler 15 Mayıs 2019. Oluşturuyor modelimizi devam etsin oluşturmaya. Yüklesim modelimizi devam edeceğiz. Şimdi geliyor modelimiz. Evet geldi. Çok kısa bir videoyu durdurup devam edeceğim. Evet modelimiz oluştu. Şimdi devam edelim buradan. Geldim. E, modeli oluşturduktan sonra şimdi ne yapacağız? View ve controller'a ihtiyacımız var. ilk olarak bir controller oluşturalım. O controller'dan eee view'imizi türetip view e içerisine template'imizi yükleyelim. Daha sonra template'i Türkçeleştirin. Daha sonra da bağlama işlemini gerçekleştirin. Ama ilk önce bizim bir tane kontroller oluşturmamız gerekiyor. Kontroller üzerine sağ tuş yapıyorum. Evet. Buraya bir tane kontroller ekleyeceğim. İsmi boş olarak gelsin. İsmi de default gelecek. Default olsun mu? Olsun. Bir zarar yok. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra default kontrollerimizi projemizin içerisine dahil ediyor. Şimdi Default controller geldi yukarıya. İlk önce ben ne yapacağım? Modelimi burada kullanabilmek için model içerisindeki değerlere ulaşabilmek için şurada bir modelimizi çağıralım. Using e, proje 11 adlı kulüp nokta models nokta entity klasörümüzün içerisindeki değerlere buradan ulaşacağım. Sonra şu get default'un altına geldim. Ne diyeceğim? E, proje 11 At DB entities, bu bizim şeyimizin modelimizin ismi ismi diye olsun eşittir. İşte new proje 11 at DB entities buradan da bir tane nesne türettim. Sonra index action, action result içerisine geldim. Var ne olsun mesela yine değerler tıpkı geçen derste yaptığımız gibi değerler eşittir. Ee, DB nokta tbl bilgi nokta tulis tbl bilgideki bütün değerleri getir bana ve geriye de e, return view içerisinde bana değerleri döndür. Buraya kadar herhangi bir problem yoktur muhtemelen. Bunu geçen dersi yapmıştık. Geçen derste hatta e, pardon 9. ve 10. derste ikisini de beraber yaptık ki orada çok daha detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi index üzerinde sağ tuş add view. Şimdi kontrollerimizi da tamamladık. Bize ne kaldı geriye? Sadece view kaldı. Şimdi ben şu yüze layout page'i kaldırıyorum. Bu zaten kendisi bir e, ana sayfa olacak. Bunu herhangi bir layout'la beraber kullanmayız. Şey, bunu herhangi bir e, ana kalıpla beraber kullanmayacağım. O yüzden ekle diyorum. Yani bir layout sayfasıyla beraber kullanacağım. Kendisi zaten bir layout gibi olacak. Bir de index sayfası olduğu için tek sayfa üzerinde işlemlerimi gerçekleştiriyor olacak Şimdi burası da tamam. Ondan sonra şimdi ne yapalım? E, ne yapalım? Ne yapalım? Şunu bir bunu silsek bir zarar var mı? Bunu bir sil silelim. Sonra web klasörüne gidelim. Web klasörüne geldim. Şurada index'e çift tıkladım. Index'e çift tıkladıktan sonra ctrl-a, Ct tamamını kopyaladım. Şurayı kapattım. Ctrl-v deyip buraya yapıştırdım. Şimdi yukarı doğru gidiyorum. Bir bakalım nasıl oldu. Bir problem yok gibi. Sağ tuş, ee, we have in browser yandex. Bunu yandex'te bize bir göstersin bakalım nasıl olduğunu hep beraber görüntüleyelim açacak şimdi yandeksi şöyle şimdi bir yüklesin bakalım nasıl olduğunu beraber görüntüleyelim eğer çok uzun sürmezse tek parça da anlatacağım ama çok uzun sürerse yine iki parça bölebiliriz bu dersi de yüklesin yüklüyor şu anda Şimdi bozuk bir CSS olarak gelecek. İlk derleme anı biraz yavaş ama sonrasında gayet hızlı bir şekilde çalışacak ve projemiz. Bakın bu şekilde geldi. Nasıl geldi? CSS bozuk olarak geldi. Hadi yeni düzelterek başlayalım. Şimdi şimdi şurada bir href var. Href'in başına bir tane web klasörü slash. Onun başında bir tane ne ekleyeceğiz? Tilda ekleyeceğiz. O zaman bir saniye. Heh, eklendi. O zaman ben şurayı olduğu gibi kopyalarsam şuradan gidebilirim. Bu bir. Bu iki. Bu iki sonra şurada e, şeyler için fontlar için şu 3 Ondan sonra altı iniyorum Başka bir şey var mı en altta script dosyaları vesaire var mı Bir bakalım e, görüntüleyelim var mı e, Hayır yok tamam güzel futurun orada da yok şimdi geldim imajlara önce bir bu haliyle bir yenileyelim sayfayı bakalım nasıl gelecek bakın bu şekilde gelmeye başladı ama ee, şeyler galeri kısmında falan fotoğraflar eksik oldu. Şimdi onları düzeltelim. Onları düzeltip ilerleyelim. Şöyle ki e, CTRL'e imaj bakalım. Ha, <laughs> imaj source. Şuradan geliyorum. Burası 1. Sonra devam et. Şöyle. Sonra şuralar var. 1, 2 ve 3. Tamam. Sonra burada bir şey yok. Burada var mı source? Şurada var bir tane. Şuraya ekleyelim sonra şurada var şuraya ekleyelim Ondan sonra e, şurada var buraya ekleyelim devam ediyorum Başka hangisinde var 3 bitti sonra hı, şuralarda varmış 1 2 3 4 sonra başka burada bir tane imaj Source var şurada bir tane var sonra devam ediyorum başka şurada bir tane var bir tane burada var devam ediyorum Başka var mı? Başka var hala. Bir, iki. İmaj klasöründe epey foto şey, resim varmış. Aslında fotoğraf onlar. Burası tamam. Tamam mı? Tamam. Bitti. Şimdi geldim buraya. CTRL'se geldim. Sayfamı yeniliyorum. Bakalım nasıl gelecek. Değişiklikler var mı? Bakın bu şekilde değişiklikler çok net bir şekilde görülüyor. Şuralara geldi. Eksik bir şeyimiz var mı? Şu an için yok gibi. Tamam. Süper. Hepsi gelmiş oldu. Herhangi bir problem yok gibi duruyor. Burada latest news nasıl geliyordu bu arada? Bir bakayım ona. Bu şekilde mi geliyordu? Tam bu şekilde geliyor. Herhangi bir problem yok. Burada sadece bu neden zoomlu geliyor? Ha, şimdi tam oldu. Tamam. Şimdi tam oturdu. Ee, güzel. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Türkçeleştirelim biraz menülerimizi. Şimdi şurada bir title var. Title'ınızı değiştirelim Title'ımızın ismi title'ımızın ismi atlı atlı yarış kulübü olsun kulübü Tamamdır Sonra devam ediyorum alta iniyorum 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 ee, bakalım burada ne var şurada şöyle bir welcome to our website var yani şurası burayı bir değiştirelim Burası e, welcome to our website olmasın Burası şey olsun e, web şöyle diye web sitemize Hoş geldiniz Hoş geldiniz tamam. Şimdi şurada follow Us var. Followers'ı e, bizi takip edin olarak değiştirdim. Sonra Facebook, Twitter, Google Plus tamam. Burada bir menü var. Menü şeyin ismi, yapının ismi. Orayı değiştirmiyorum. Sonra home kısmıyla başlıyor. Evet home'la başlıyor. Home'u değiştiriyorum. Ana sayfa. Ana sayfa. Sonra devam ediyorum. Burası hakkımızda olsun. Burası hakkımızda. Sonra başka ne var? Sayfalar. Sayfalar kısmı gelecek. Sayfalar kısmı gelecek. Şöyle burası sayfalar. Şurası e, servisler de hizmetler. Process var. Process'ı Process nerede? Şurada. Process nasıl çeviriyor burada Process'ı? Hmm, processı şöyle yapsak. Bir saniye. Process. Bir dakika şu hepsini seçebiliyor muyum? Şimdi seçtim şöyle. Prosesi iş işlemler olarak mı çevirsek bunu? Şimdi şöyle yapalım bir dakika. Şu translate'e bir gidelim. Ne var orada? Process block. Bir şu son kelimeyi bilmiyorum. Testimonials. Bir bakalım şunu ben bir kopyalayayım şuraları bir kopyaladım geldim yapıştırdım hizmetler şimdi proses nasıl çeviriyor ama proses aynen hmm. süreç blok ve referanslar hmm. şöyle yapalım süreç blok ee, blok zaten blok bu da referanslarımız referanslarımız şurası galeri burası da iletişim tamam CTR ise tamam. Sonra devam ediyorum. Başka bir şey var mı? Yok gibi. Burayı kaydettim. Geldim. E, sayfamı yeniliyorum. Bakın burası atlı yarış kulübü. Web sitemize hoş geldiniz. Şuralar değişmeye başladı. Bir de search here alanı var. Oranın da bir input şey var. Placeholder gördüm ama orayı orayı da bir değiştirelim şöyle. E, nerede? Heh. Search here. Buraya yazın. Yazsın orada da. ctrl Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Buraya yazın. Tamam, hepimiz hoş geldiniz. Bir de sol üstte horse grave var. Horse grave'i de değiştirelim. Horse grave değil. Orası da nerede o horse grave? Şurada. Burayı da işte atlı yarış kulübü olarak değiştirelim. At atlı yarış kulübü. Ctrl S. E. Geldim buraya. sayfamı yeniledim. Atlı yarış kulübü çok büyük oldu. Onun eee klasın değişmesi gerekecek. Ondan dolayı biraz büyük geldi. buraya şey yapalım. Mesela bu ee, yarış atları. Yazsın sadece. Geldim sayfamı yeniledim. Ve şimdi sığmış oldu. Tamam. Burası tamam. Şurada Horse Riding Club in the State diye bir alan var. Orayı değiştireceğiz şimdi. Nerede orası? Hemen bulalım orayı da. Horse Riding. Welcome to the best. Ee, en, en iyi diyelim. En iyi. En iyi. Şurayı da şöyle yapalım. En iyi. Atlı yarış kulübüne hoş geldiniz desin. Jeterli Geldim. Sayfamı yeniliyorum. Ve en iyi atlı yarış kulübüne hoş geldiniz olarak değişmiş oldum. Sonra devam ediyorum. Şimdi geldik zaten about our club kısmına. Zaten şuradan itibaren veri tabanına çekeceğiz. Çok kolay. Çok basit bir yapısı var. Hemen beraber gelin gerçekleştirelim. Şimdi en üste gidiyorum. Şuraya geçtiğimiz derste yaptığımız bir alan var Burada kaç dakika olduğuna bir bakayım güzel 18 dakika olmuş devam edebilirsin şuraya önce diyeceğim ki et e, using neyi kullanacağız proje iyi gelmedi at using proje ctl boşluk nokta models nokta Entity kullanacağım sonra altında da et model bir tane model tanıyacağım modelde benim listemi çekecek hangi listemi çekecek Tabii ki tbl bilgideki listemi çekecek